Arkadaşlar merhaba, Yapı Bilgisi'nin 3. videosuyla karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar, kökleri bitirdik. Çekim ekleri bitti. Şimdi yapım eklerinde. En sonunda da bileşik sözcüklerle ilgili birkaç tane bilgi vereceğim. Ondan sonra bu konuyu bitiriyoruz. Devam. Yapım ekleri. Nedir yapım ekleri sevgili arkadaşlar? Yeni sözcük türeten eklerdir. Yeni sözcük türeten eklerdir. Ve ek notla hemen başlayalım. Bakın, yapım eki alan sözcükler gövde durumundadır. Daha önce üzerinde durdum bunun. Kulak sözcüğü arkadaşlar kuldan falan türememiş. Çünkü kulla kulak arasında anlam ilişkisi yok. Hani demiştim ya, papa papağandan. Yani bunlar türemi sözcükler değillerdi. Kulaklık dedik arkadaşlar, yapım eki. Ne oldu yapım eki gelince sevgili arkadaşlar? Bu bir gövdeye dönüştü arkadaşlar. Duymaktan duygu. Bu da mesela öğrencilerimiz tarafından geliyor bize. Aa hocam, duygu duymaktan mı türemiş? Evet, duymaktan türemiş. Yapım eki yine gövdeye dönüştü. Yani yapım eki aldıysa bir sözcük gövdeye dönüşüyor arkadaşlar orası. Ek notumuz var bir tane daha. En az iki yapım eki alan sözcük neydi sevgili arkadaşlar? Gövdeden türemişti. Bakın, temiz kök. Lik yapım eki aldı. Ne oldu sevgili arkadaşlar? Gövdeye dönüştü. Bir yapım eki daha aldı. Buyurun, yeni bir gövde ortaya çıktı. Gövdeden türemiş oldu. En az iki yapım eki. Saymaktan saygı. Saymak kök. Gı yapım eki sevgili arkadaşlar. Ne oldu? Gövdeye dönüştü. Bir yapım eki daha aldı. Ne oldu arkadaşlar? Yeni bir gövde ortaya çıktı. Gövdeden türemiş oldu. Devam ediyorum. Bir ek notumuz daha var arkadaşlar. Bazen çekim eki yapım ekinden önce gelebilir. Yani bu ne demek? Normalde yapım eki önce gelir, çekim eki sonra gelir demek. Ama soru köklerinde özellikle öncülü olarak sorulabiliyor bunlar arkadaşlar. Bakın mesela binlerce diyoruz. Ler çoğul ekidir. Çoğul eki neydi arkadaşlar? Çekim ekiydi. C eki yapım ekidir. Ne oldu arkadaşlar? Önce çekim eki geldi, sonra yapım eki geldi. Yani Türkçe'de bunlar öyle çok yoğun değil ama sorulabiliyor. Devam ediyorum mesela. Annemsiz. Kimin annesi arkadaşlar? Benim annem. İyilik eki. Hatırlarsınız, iyilik eklerini bulabilmek için başına benim, senin, onun, bizim, sizin, onların getiriyorduk. İyilik eki ne ekiydi? Yeni bir sözcük türetmediği için çekim ekiydi. Çekim. Siz eki de yine neymiş arkadaşlar? Bir yapım ekiymiş. Önce çekim eki geldi, arkasından yapım eki geldi. İstisnai durumlardır. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi yapım ekleri işlevleri, yani görevleri bakımından dörde ayrılır. Peki hocam, bu soru kökünde nasıl gelebilir? Burayı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi bakın, soru kökünde şöyle bir şey söylüyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Altı çizili sözcük. Altı çizili sözcük ötekilerden farklı işlevde bir yapım eki almıştır. Ötekilerden farklı işlevde yapım eki almıştır. Nedir bu? Kastedilen nedir? Kastedilen şudur. Dört tanesi, misal bu tabi. Dört tanesi addan ad yapan yapım eki almıştır. Bir tanesi eylemden ad yapan yapım eki almıştır. Kastedilen budur. Şimdi bunlar tabi dört başlık altında arkadaşlar. İkisi burada, daha sonra tahtayı temizleyeceğim, diğerlerini yazacağım. Şimdi addan ad yapan yapım ekleriyle başlayalım biz yapım eklerine. Bir şey söylemiştim size. Neydi? Çekim ekleri. Çekim eklerini öğrendiniz. Gerisi yapım eki demiştim. Gerisi yapım eki demiştim. Şimdi biraz da gözümüz alışsın diye yine örneği bol tuttum arkadaşlar. Olabildiğince farklı eklerle karşılaştırmaya çalışacağım sizi sevgili arkadaşlar. Kötülük, kötü sözcüğü, kökü bu, at, kötüden kötülük, yapım eki aldı, kötülük meke dönüşmedi, addan ad yapan yapım eki oldu. Hızlıca devam ediyorum. Sanattan sanatçı. Ne oldu burada arkadaşlar? Ünsüz sertleşmesi oldu. Onları da hatırlatalım. Evden evcil, cil diye bir yapım ekimiz var. Yaştan yaşıt. Birden birin mirin değil arkadaşlar. Direkt inci inci. Hatırladınız mı? Sıra sayı sıfatlarıyla ilgili bir ekti bu. Yapım ekidir. Türemi sözcük yapıyor yani. Üçten üçer, üleştirme ekidir bu. Neymiş arkadaşlar? Yani bir yapım ekidir. Ve at soylu sözcükten yine at soylu bir sözcük oluşturdu. Kitaptan kitapçık. Dayım gil. Kumdan kumsal. Akıldan akıllı. Arkadaşlar yani şunu söyleyeyim size. Bakın, Türkçedeki her yapım eki birbiriyle aynı oranda yaygınlık taşımamakta. Yani mesela lık ekini, bir lı ekini, ki bunlar yapım eki, çok fazla yerde görebilirsiniz. Çok fazla yerde görebilirsiniz. Ama mesela kumsaldaki sal biraz sınırlı. Yani
Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Hepsi aynı oranda yaygınlıkta kullanılmıyor. Mesela yağmur var. Kökü yağmak, mur eki. Yani kaç yerde gördün? Bunu aklınızdan çıkartmayın. Ama akıllı, lı eki. Kitaplıktaki lık eki. Yani her yerde karşımıza çıkıyor. Morumsu, umsu eki. Baştan başak. Akşamleyin. Çocuksu. Üçüz. Sesten sesleş. Mavim trak arkadaşlar. Mavim trak. Bunlar da neydi? Birer yapım ekiydi. Günden güney. Bir önceki başlıkta da söylemiştim zaten size. Yani mesela kuzeylilerde bir sözcük vermiştim size. Mesela onun kökü kuzdu. Yani bu yön adları işte batı, doğu, güney, kuzey neymiş arkadaşlar? Aslında türemiş sözcüklermiş. Hatırlatmış olalım kuzeyi. Geçelim eylemden ad yapan yapım eklerine. Bakın yapım eki sözcüğün anlamını değiştiriyor. Ama türünü değiştirmek zorunda değil. Türünü değiştirmekten kastettiğim ne? Atken eylem, eylemken ada dönüşmesi. Ama bütün yapım ekleri türünü değiştirmiyor sözcüğün. Nasıl yani? Bakın addan ad yapan yapım eki. At soyluydu. Yapım eki geldiğinde at soylu kaldı. Ama kimi yapım ekleri de sözcüğün zaten anlamını değiştirecek. Zaten değiştirecek anlamını. Ama türünü de sevgili arkadaşlar değiştirebiliyor. Bakın sınamaktan sınav. Hocam bu ve tek ses hani böyle yapım eki geliyor mu bize sorular böyle? Arkadaşlar fark etmez. Daha önce söyledim tekrar hatırlatayım. Tek ses de olsa yapım eki olabilir. Öyle bir kural yok yani. Sadece işte iki tane, üç tane falan ses olacak. Öyle bir şey yok. Ekmekten ekin. Süzmekten süzgeç. Dizmekten dizi. He. Mesela dizi. Şöyle bir soru gelse. Aşağıdakilerin hangisinde işte i eki farklı görevdedir? Belki dört tanesinde yapım eki olarak kullanacak. Bir tanesi de çekim eki olarak kullanacak. Mesela atıyorum işte dizi ağrıyordu. Oradaki ne arkadaşlar? Onun dizidir. İyi iyilik ekidir. Yani kimi sözcükleri cümle içerisinde anlamlandırabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Hemen altı çizilere bakıp geçmeyin. Okuyun cümleyi arkadaşlar. Okuyun demeli demeyin. Ummaktan umut. Yatmaktan yatalak. Korkmaktan korkak. Utanmaktan utanç. Ç. Tek başına yapım eki. Bulmaca. Maca mece ekimiz var. Bilmece, bulmaca. Danışma. Eğlenmekten eğlence. Göçmekten göçük. Hepsi eylemden at soylu sözcük yapıyor arkadaşlar. Dalmaktan dalgıç. Kökünün türüne eylem. Yapım eki aldı ne oldu arkadaşlar? Eylemden ada dönüştü. Yani ad oldu. O soru tipini bir daha hatırlatayım size. Neydi arkadaşlar? Yapısı sorulursa basit mi, türemiş mi, bileşik mi? Yani bu sözcüğün yapısı neymiş? Bunlarda da olduğu gibi arkadaşlar. Yapıca türemişmiş. Sözcüğün kökünün türü neymiş? Sözcüğün kökünün türü bir eylemmiş. Peki sözcüğün türünü sorarsa kökü mökü bizi ilgilendirmez. Yapım eki anı son şekline bakarız. Dalgıç makla diyemediğimize göre sözcüğün türü admış sevgili arkadaşlar. Devam. Görmekten görsel. Giymekten giyim. Bölmekten bölge. Satmaktan satıcı. Daha önce söyledim. Bakın sadece c eki yok. Ic eki de var sevgili arkadaşlar. Eylemden at soylu sözcük yapıyor. Yarmaktan yara. Mesela bu da çok çıkıyor karşıma. Mesela yaralı diyor. Kökü ne diyorum? Hocam yara diyor. Halbuki iki tane yapım eki var. İki tane yapım eki var. Gövdeden türemiş bir sözcük. Geçmekten geçit. Gelmekten gelenek. Görmekten görenek. Enek diye yapım ekimiz var. Unutkan. Ünsüz sertleşmesi olmuş bakın. Çıkıntı, ıntı inti, belirmekten belirti, gülmekten gülünç, ınç inç de yapım ekimiz var. Dikmekten dikiş, okumaktan okur, vermekten vergi sevgili arkadaşlar. Neymiş? Eylemden at soylu sözcük yapan eklerdenmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar bu eylemden at soylu sözcük yapan yapım eklerine ilaveten bir şeyler daha söyleyeceğim size sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. Sıfat fiiller. Ne? Anası mezar dikecekmiş. Hep duyduk ya işte bunlar onlar. İsim fiiller. Mek, maiş. Maiş, mak diye kodluyoruz. Zarf fiil. Kenyalı Asiye Emma'dan ince ip arakladıkça dığında, dığından. Bakın arkadaşlar bunun üzerine zaten duracağım ben. Eylemsizler konusunda bunları tane tane öğreteceğim size. Şimdi bir ön bilgi olarak vereyim dedim. Bakın arkadaşlar bir eylemsi görüyorsanız sıfat fiil, isim fiil, zarf fiil hiç fark etmez. Kesinlikle yapıcı türemiş sözcüktür bunlar. Yani
Bu ekler birer neymiş arkadaşlar? Yapım ekiymiş. Doğru mu arkadaşlar? Zaten ekidir diye yazmıştım. Devam. Çocuklar ağlamaya başladı. Ağlamaya da ki ma. İsim fiil eki türemiş sözcük. Ona iyi davranmak istiyordum. Mak. Arkadaşlar kritik bir kısım burası. Dikkatle dinleyin. Bakın mesela geldi diyorsa, geldi diyorsa sevgili arkadaşlar bu yapıca basit. Neden basit? Çünkü sadece kip eki var. Kip eki neydi sevgili arkadaşlar? Çekim ekiydi. Bu sözcük türemiş falan değil. Ama cümle içerisinde, cümle içerisinde mak eki yazılıysa burada olduğu gibi. Mesela atıyorum cümle devam ediyor. İşte ne diyor? Gelmek, ben 3 nokta koyayım. İşte istiyordu. Gelmek istiyor dedi. Hocam burada hani mek var. Hani bu eylem mi? Bitti arkadaş. Eğer mek yazılıysa bu eylem falan değildir. Eylem falan değildir. Kalıcı ad değilse, onları daha sonra söyleyeceğim zaten size. İsim fiildir. İsim fiildir. Yani bu sözcük bir yapım eki almıştır. Gelmek sözcüğü. Mek yazılı olduğu için altını çiziyorum. Mek yazılı olduğu için arkadaşlar türemiş sözcüktür. Bunu unutmayın. Bakın bu türemiş sözcük. Yani şunu tekrar söyleyeyim size. Geldi sözcüğünün eylem olup olmadığını tespit etmek için hani kafamızdan mek getiriyoruz ya. O bir şey değiştirmiyor. O eylem olup olmadığını tespit etmek için. Ama o mek yazılı haldeyse o sözcük türemiş sözcük oluyor arkadaşlar. Bu sözcük yapıca türemiştir. Alıştığımız pek çok şeyden dıklık eki arkadaşlar. Sıfat fiil eki, yapım eki. Doyasıya, asiye, esiye işte zarf fiil eki arkadaşlar. Yine türemiş sözcük bu. Uyanınca, ince, ince, yapım eki, türemiş sözcük. Ağlayan, sıfat fiil eki, yapım eki sevgili arkadaşlar. Türemiş sözcük. İzlerken, ken, zarf fiil eki arkadaşlar. Neymiş? Yine türemiş sözcük. İşte olacak iş değil. Nasıl iş olacak? Bakın bu kip eki değil. Nasıl iş sorusu yanıt veriyor çünkü. Sıfat fiil ekidir arkadaşlar. Bu sıfat fiil eki bir yapım ekidir. Şurada bir diyemiz var. Ayrıca bir tane daha örneğini verdim. Bu diye bizim başımıza bela arkadaşlar. Neden bela? Bak hakikaten farklı farklı sorularda da geliyor. Ne demek istiyorum? Hani bir açalım şunu. Arkadaşlar diye. Diye deyip geçmeyin. Bir. Daralma var. 2. Kaynaştırma harfi var. 3. Zarf fiil eki var. 4. Türemiş sözcük. Yani hemen hemen her konuda farklı farklı şekilde sorulabilir arkadaşlar. Aklınızdan çıkmasın. Yani türemiş sözcük. İşimi bitirip yanına geleceğinde ıp ip zarf fiil sözcüklerin türü değiştiğini arkadaşlar. Ne oldu? Türemiş sözcük oldu. Tahtayı ben yine temizleyeyim. Kaldığımız yerden devam edelim sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar addan eylem yapan yapım ekleri. Sudan sulama kökünün türü su. Yapım ekini aldı ne oldu arkadaşlar? Eyleme dönüştü. Yani türemiş bir sözcük oldu. Ben bunu bir de çekim ekli halledeyim. Hani karşınıza bu şekilde gelecek. Suladım. M. Kişi eki. Kişi eki çekim ekidir. Ben buraya zaten mak getiremem. Çekim eklerine mak getirmeyeceksiniz. D eki ne ekidi sevgili arkadaşlar? Kip ekiydi. Kip eki, çekim eki. Buraya da mak getiremem. Çünkü mak eki neydi arkadaşlar? Eylemlere gelecekti. Bu bir çekim eki. Çekim ekinden sonra mak gelmiyordu. Buraya da getiremedim yani. Heh. Sudan sula. Mak'ı getirebildim. Bu bir eylem. Kökünün türü neydi? Su bir at yapım eki alıp neye dönüştü sevgili arkadaşlar? Eyleme dönüştü. Heh. Kökünün türü ne? At. Sözcüğün türü ne? Eylem. Çünkü yapım eki alıp eyleme dönüştü. Sözcük yapıca nasıl? Yapıca. Altını çiziyorum. Yapıca. Yapıca türemiş. Yapım eki var. Hem yapım hem çekim eki almış mı? Hem yapım eki var. Hem çekim eki almış. Aklınıza bulunsun. Yönden yönel. Addan eylem. Baştan başar. Başar sözcüğünün kökü baş arkadaşlar. Benimse, ımsa imse. Dertten dertler. Fıştan fışkır. Gözden gözetmek. Güzelden güzelleş. Birden birikmek. Birikmenin kökü bir. İnceden incel. Kandan kana. Şimdi iyi dinleyin.
Ben bu sözcüğe yapıca türemiş de derim. Yapıca basit de derim. Ne demek istiyorum? Kimi sözcükler çok tehlikeli arkadaşlar. Cümle içerisindeki kullanım çok önemli. Ne demek istiyorum? Mesela burnu kanıyor dersem. Burnu kanıyor dersem. Arkadaşlar daralma var. Kandan kanamak. Yor şimdiki zamanekini aldı. Bu sözcük yapıca türemiş. Şu yani. Şu. Her sözüme kanıyor dersem. Her sözüme kanıyor dersem. Arkadaşlar bunun kökü kan. Buradaki ıyorun kendi ı'sı. Yani bu sözcükte hiçbir yapma eki yok arkadaşlar. Daralma da yok. Dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Ne oldu? Cümleleri okuyun sevgili arkadaşlar. Devam. Garipse. Garipten garipsemek. Deliden delirmek. Baştan başlamak. Sevgili arkadaşlar. Addan eylem yapan yapım eklerinde durum bu. Devam ediyorum. D. Eylemden eylem yapan yapım ekleri. Çıkmaktan çıkarmak. Kazmaktan kazımak. Bakın arkadaşlar. Kısa çizgiyi koydum. Yani bunun bir eylem olduğunu göstermek istiyorum. Peki. Ben cümleyi okuyorum. Şöyle bir ifade geçiyor. Metin içerisinde. Kazı çalışması. İşte burada neymiş arkadaşlar? Eylem yapım ekini aldı. Ama buradaki ı bunu ada dönüştürdü arkadaşlar. Ama kazıdım dersen kazmaktan kazımaktır. Eylemken eylem kalmıştır. Hani dedim ya az önce diziyle ilgili bir örnek verdim ya size. Hani bildiğiniz o hani televizyonlarda oynayan dizmekten dizidir mesela. Ama başka bir cümlede onun dizi, iyelik ekini kasteder. Yani yapım eki, çekim eki ayrımını sorabilir. Ama bazen de beşi de yapım ekidir. Beşi de yapım ekidir. Beşi de aynı sestir. Mesela ı'dır. Nedir arkadaşlar? Dört tanesinde eylemden ad yapan bir ı'yı kullanır. Bir tanesinde eylemden eylem yapan ı'yı kullanır. Ne olur bu soru köklerine dikkat edin. Bakın arkadaşlar işiniz kolaylaşacak. Çözmeye başladığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar. Gülmekten gülümse artık yani empati kuruyorum sizlerle başladığımda falan diyorum arkadaşlar. Tıkmaktan tıkamak, kovmaktan kovalamak neymiş arkadaşlar? Eylemden eylem yapan yapım ekiymiş. Eknotum var, eknot ne? Il, ın, ış. Dır, ıt, ır. Bunlar ne ki? Daha sonra anlatacağım. Şimdi yine bir ufaktan alıştırmaya başladım. Çatı ekleri. Çatı ekleri. Bazı arkadaşlarınızın dikkatini çekmiş olabilir. Hocam burada noktalı virgül var. Neden? Nedeni şu. Şu ekler özneye göre çatıyla ilgili. Bunlar nesneye göre çatıyla ilgili. Yani kümelendirmek için noktalı virgülü kullandım sevgili arkadaşlar. Yani neymiş arkadaşlar? Çatı ekleri de birer yapım ekiymiş. Eylemden eylem yapan yapım ekiymiş. Sevmekten sevilmek, kaçmaktan kaçışmak, tanımaktan tanıtmak, sevmekten sevinmek, almaktan aldırmak, bitmekten bitirmek neymiş değerli arkadaşlar? Eylemden eylem yapan birer yapım ekiymiş çatı ekleri olduğu için. Yani eylemsi ekleri yapım ekidir. Yani çatı ekleri yapım ekidir sevgili arkadaşlar. Yapım eklerini bitiriyorum. Son olarak bileşik sözcüklere geçeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi bileşik sözcükleri ben size anlattım. Nerede anlattım? Yazım kurallarında anlattım. Bu konunun başında anlattım. Yapısına göre değerlendirdiğimizde mesela basit sözcük vardı, türemiş sözcük vardı, bileşik sözcük vardı. Peki burada ne göstermek istiyorum? Burada yine bir soru kökü üzerinde durup size bunları anlatmak istiyorum. Nedir bu soru kökü? Bakın arkadaşlar şimdi bileşik sözcükler anlamsal olarak da birleşebilir. Anlamsal olarak da birleşebilir. Bunun üzerine durduk. Peki bana soru kökünde aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisinin kuruluşu? Şu ifade dikkat. Yapılışı, oluşumu. Yani bunlardan bir tanesini soruyorsa size, üçünü aynı anda sormayacak. Bunlardan bir tanesini soruyorsa siz nasıl değerlendireceksiniz bunu? Hocam hani buradaki kuş, ne kuş, ne burun, hani anlam falan buna bakmıyorsunuz. Buna bakmıyorsunuz. Dil bilgisi olarak bakacaksınız. Dil bilgisi olarak bakmanız gerekiyor. Eğer size bu soru kökünden birini sorduysa bileşik sözcüklerle ilgili olarak arkadaşlar dil bilgisi olarak değerlendiriyoruz. Dil bilgisi ayrı yazılıyor. Niye? Çünkü bilimi bilgisi ayrı yazılıyordu.
Yine bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Peki neymiş bunlar? Beltisat tanımlaması, sıfat tanımlaması, işte bir adla bir eylemin birleşmesi, işte iki eylemin birleşmesi, işte bir adla bir eylemsinin birleşmesi ve yansıma sözcükleri arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Kuş burnu. Bakın. Ne burnu? Kuş burnu. Beltisiz at tanımlaması biçiminde. Şuraya dikkat, şu eklere. Ne yüzü? Gökyüzü. Ne eli? Hanım eli. Belirtisiz at tanımlaması biçiminde oluşmuş sevgili arkadaşlar. Sıfat tanımlamasının biçiminde oluşmuş bileşik sözcüğü nasıl tespit edeceğiz? Bakın ilk sözcüğe sorun. Nasıl göz? Açık göz. Sıfat tanımlaması biçiminde. Nasıl da? Ulu da. Sıfat tanımlaması biçiminde. Nasıl yer? Karayel. Neymiş arkadaşlar? Sıfat tanımlaması biçimindeymiş bu bileşik sözcük. Özellikle at tanımlaması ve sıfat tanımlaması biçiminde kurulanları karşılaştırıyoruz sorularda arkadaşlar. Bakacaksınız hangi birleşik sözcüğün kuruluşu ötekilerden farklıdır. 4 tanesini şöyle verir. Şunlara dikkat. Şunlara dikkat. Bir tanesini sıfat tanımlaması biçiminde verebilir. Gece kondu. Gece at. Konmak eylem. Miras yedi. Bir at bir eylem. Ateş kes. Bir at bir eylem. Ne oldu arkadaşlar? Bir adla bir eylem birleşti. Buna kimi kaynaklar cümle biçiminde birleşik sözcük de diyebiliyor. Cümle biçiminde birleşik sözcük, hani bir tane at bir tane eylem, işte ne olmuş arkadaşlar? Cümle gibi değerlendirilip birleşik sözcük olarak da adlandırılabiliyor. Ha, aynı zamanda şöyle de sorulabilir bu. İşte aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisinde tür kayması vardır? Tür. Tür kayması. Anlam demiyorum. Tür kayması. Hani gece kondu deyince konmak bir eylemdi ya. Ne oldu arkadaşlar? Artık eylemlik özelliğini yitirdi. Bir şeyin adı oldu. O yüzden tür kayması oluştu. Bilginize sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum ben. İki eylemin birleşmesi. Uyur gezer. Çek yat. Kap kaç. Ne oldu arkadaşlar? Aynı zamanda yine tür kayması oldu. Yani mesela şu çok zorlayabilir. Hangisinin kuruluşu farklıdır der. Bakın dört tanesini bir ad bir eylem yapar. Dört tanesini bir ad bir eylem yapar. Bir tanesini iki tane eylem yapar. Çok da can yakar. Uyanık olun arkadaşlar. Bir adla bir eylemsi. Dalga kıran. Palan. Döken. Ağaç. Kakan. Palan döken deyince hani palan ne? Anadolu'da da kullanılıyor arkadaşlar. Eşeğin o sırtına vurulan semer. Hani daha dik olduğu için orada taşımacılık yapılırken filan o semerler yani palanlar dökülürmüş. O yüzden de palan döken dağın adı buradan geliyor arkadaşlar. Bir genel kültür olsun bu. Son olarak yansıma sözcükler çıt çıt, fır fır, fıs fıs. Yansıma sözcükler bir araya gelmiş. Bileşik sözcük oluşmuş. Belki bazılarımızın aklına gelmiştir ama hocam şimdi mesela şırıl şırıl diye bir sözcük var. Bu da yansıma. Vallahi doğru söylüyorsun, yansıma ama niye biçik yazılmıyor? Nedeni şu. Şırıl şırıl bir şeyin adı değil. Ama çıt çıt, fır fır, fıs fıs bir şeyin adı. O yüzden biçik yazılıyor. Değerli arkadaşlar, şimdi artık sözcükte yapı, bir diğer adı biçim bilgisi, bir diğer adı yapı bilgisi, bir diğer adı şekil bilgisi. Niye bunları söylüyorum? Çünkü kitaplarda farklı isimlerle geçebiliyor. Yaygın olan yapı bilgisi. Şimdi iyi bir tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar ders notunuzdan. İyi bir tekrar yapabilirsiniz. İlk soruları çözmeye başladığınızda sevgili arkadaşlar kitabınızdan ya da notlarınızdan neyse destek alabilirsiniz. Hani bakacaksınız kavramlara gözünüzün alışması normal süreç gerektirecek. Bu tekrarları arkadaşlar bir yapın. Ondan sonra soruların başına ivedilikle geçin. Bu konuyu bitirdik. İlk başta dediğim gibi zorlanabilirsiniz sorularda. Bana inanın süreç içerisinde yaptığınız doğru sayısı artacak arkadaşlar. Deme çünkü hep böyle olur. Referansım budur. Başka bir şey değil. Kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Sözcük yapı konusunu bitiriyorum. Görüşmek dileğiyle.